insanlar eliyle olmuş. Yani bir taraftan yazılmış, bir taraftan da ezberlenmiş ve bu hafız ordusuyla belgelenmeyle yazılmış kitapla Kur'an günümüze kadar insanlar koruyarak geldi. Ama Tevrat ve İncil zamanında yazılma, belgelenme diye bir şey yoktu. Zaten inanan çok az bir insandı. Son Nebiye nasip oldu ve artık Nebilik ondan sonra da sona erdi. O zamana göre doğru mu? O zamana göre doğru tabii. Yani Hazreti İbrahim döneminde Hazreti İbrahim'e inanan hiçbir insan yoktu. Oğlundan başka. Babası müşrik, dedesi müşrik, yakınları hepsi müşrik. Hepsi puta tapıcı. Peki, ben İsmail'e bir şey sormak istiyorum. İsmail, Hazreti Hacer'i nereye koyacağız? Hazreti Hacer. O güya biraz esmermiş, kara karıymış. Bundan dolayı dışlanmış. Kölelerden geliyor. Ağız sana tevatir. Biz dedikodudayız Hacer'le ilgili abi. Yani işte bu böyle yani. Kur'an'ın dışına çıktığın an nerede duracağın belli olmaz. Hemen şak diye şirkin kucağına oturursun. Bir ayet var mı? Hep bunu sormak gerekiyor. Bu konuda böyle diyorsun ama bir ayet var mı diye sorduğun zaman o ayet getiremiyorsa bu zan ve tahmindir diyeceksin. Evet. Hatice Hanım'a da soralım. Sen Hazreti Hacer'i tanıyor musun Hatice Hanım? Eyvah, Hatice Hanım'ın da mikrofonu gitti herhalde. Tabii ki tanıyorum, duydum. Hazreti Hacer, İbrahim Aleyhisselam'ın karısı olarak biliyorum. Sare? Sare? Sare, o da eşlerindendi sanırım. Öyle aklımda kalmış. Eyvallah. Hangisini daha çok seviyorsun sen? Hangisini daha çok seviyorum? En çok Hazreti Hacer diye öğrendik yani. En çok o geçiyordu kıssalarda anlatılırken. Peki peygamberimizin torunlarından hangisini çok seviyorsun? Hasan'ı mı, Hüseyin'i mi? Yani hepsini severiz sevgi olarak. Ayırt etmemek lazım da. Biz Hasan'ı pek sevmeyiz. Yani Hasan pek anlatılmaz. Genellikle Hüseyin anlatılır. Neyse, yani sonuçta Kur'an İbrahim'in eşinden bir yerde bahsediyor. İsim vermiyor. Orada da vahye karşı duyarsız bir halinden bahsediyor. Onun dışında ne Hacer'den bahseder, ne Sare'den bahseder, ne köle hanımından bahseder. Bütün bunlar muhtemelen işte tevatüren gelen diğer Yahudi ve Hristiyan kaynaklarından gelen rivayetler olsa gerek yani. Yani köle şey yok mu? Hac zamanında Sefa'nın arasındaki gelme olayları falan hep bunlar kurafeydi değil mi? Bir de şeye soracağım ben, Nurşen Hanım'a sorayım. Ya Nurşen Hanım, bir tane Hacer vardı, Hacer bizim Kur'an halkalarına geliyordu. Tanıyor musun sen onu? Ayşe Hanım'a da soralım. Tanıyorum hocam, ablam oluyor kendisi de. Birazcık ablam oluyor kendisi. Ne oldu? Yani bak aşağı yukarı bir yıla yakındır artık ne ses var ne seda var. Ne Kur'an var, ne ders var. Evet hocam, halkadan koptu kendisi galiba. Hacer olmaktan çıktı mı? Hayatını kıl bıraktı herhalde. Tehdit hocam kendisine. Neyse, artık inşallah tavsiye yaparız. Hacer dediği zaman buradan aklıma geldi de bir daha şey yapayım dedim. Selam söylersin, dersin, derste seni işledik. Hazreti İbrahim'le beraber anıldın senin adında diye söylersiniz. Onun o muydu bilmiyorum. Birisi telefon etti de bu namazdan iki rekattan olduğundan çok iyiymiş. Ben derse katılıyorum. Hacer acaba onun kocasının adı neydi? O telefon etti bana da. Yok hocam, onun kocası aramamıştı sizi. Onun telefonu aramamıştı. Yok, karısıyla beraber aradılar. Neydi adı? Onun kocası
Hocası atalar dinler hocam. Yok, adı neydi adı? Ahmet Bey. Ahmet. Herhalde o muydu bilmem ya. O Hacer Hanım lafın etti dedi, seninden bahsetti dedi. Konuşmuştuk biraz telefonla. Yok, ben Hacer kim olabilir diye düşündüm, sizin derslere katılmış bilmem ne dedi de ben kim olduğunu bir türlü çıkaramamıştım. Onun tabii başka yere gitti, kusura bakmayın. Hocam, ben sonuca şeye... O haramla ilgili akıt hangisiydi? Haramla ilgili, haram yiyeceklerle ilgili akıtılmış kan, domuz eti. Çok ya, Maide suresi 3'te var, 4 yerde geçer. Haram olanlarla ilgili geçen evet. Ayet. Toplam da sıralayan var ya. Toparlayalım şeyi. Süleyman hocam, konumuzu darıtmadan toparlayalım da sen yine hemen sor. Ben de dersi noktalayalım. Şimdi burada Allah İbrahim'den bize örnekler veriyor. İbrahim diyor ki babasına ve kendi kavmine, şüphesiz ben sizin taptıklarınızdan uzarım. Bunu Allah buraya niye koyuyor arkadaşlar? Bunu şunun için, yani ben öyle anlıyorum. Siz de İbrahim gibi sorgulayın. Atalarınızın körü körüne gittiği yol üzere gitmeyin. Atalarınız sizin tarikatçı olmuş olabilir, kavmiyetçi olmuş olabilir, ırkçı olmuş olabilir veya batı hayranı olabilir veya din düşmanı olabilir. Fark etmiyor, ne olursa olsun. Siz takvayı dinleyin, vahyi dinleyin İbrahim gibi ve deyin ki şüphesiz ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Gidip onların mezarlarında her yıl senenin belirli günlerinde tapınmayın diyor Allah. İbrahim ne demiş? Beni yaratan başka, işte o beni hidayete yöneltip iletecektir. Burada İbrahim'i hidayete yöneltip iletecek olan ne? İçerisinde kendi yapmış olduğu sorgulama, takvanın sesini dinlemesi ve Allah'tan gelen vahye inanması. Dolayısıyla aynı yöntemi biz de uygulamamız gerekiyor. Yani hidayete yönelmek istiyorsak takvanın ve vahyin bize gösterdiği istikametten, bize bildirdiği gerçeklerden ayrılmamamız gerekiyor. Aksi halde Allah'ın buraya koymuş olduğu İbrahim'in yöntemini değil, başka yöntemleri izlemiş oluruz ve Allah korusun raydan çıkarız. Şirkin içerisine düşeriz. 27'de inşallah noktalayalım dersimizi çünkü saatimiz geldi. Yarın 28'den devam edelim. Yine sormak istedikleriniz varsa buyurun. Süleyman hocam senin şeyin yarım kaldı, buyurun. Arkası arkasına sıralanan haram yiyeceklerden bahsediyordu. Aslında Enam 145. 145 mi? Enam suresi 145. Orada müşrikleri ortaya çıkartan bir ayet. Haramları sıralıyor. Akıtılmış kan, domuz eti, işte kendiliğinden ölen leş hayvanı. Daha sonra bu haramların dışında başka haram var mıdır diye sor diyor. Eğer o var derse delilin nedir diye sor diyor. Delilin Kur'an'sa yani Allah ise o zaman sıkıntı yok. Eğer Kur'an değilse o bir müşriktir diyor. İşte zan da böyle bir şey. Kur'an dışındaki her şey Allah zan olarak kabul ediyor ve müşriklikle suçluyor yani. Orada devam eden ayette şöyle diyordu, bu Maide suresi 3. ayette domuz, leş, kan Allah adının dışında kesilmiş olan hayvanlar. Allah adının dışında diyor bak. Burada Allah adının dışında müşrikler adına kestiğin kurbanlar bile yenmez diyor. Aslında tertemiz olsa bile yenmez diyor. Neden? Bak ifadeye bak. Yani bunu pislik olarak görüyor Kur'an. Peki hocam, Süleyman Demirel bizim şehire geldi diye otobüsünün önünde kurban kessek o yenmez işte o. Allah adının dışında kesilmiş olan hayvan oluyor. Yani Allah bize onları kendisi göndermiş, helal kılmış. Onun adını söyleyerek kesmemizi emrediyor.
Allah adına. Burada şunu anlatıyor. Aslında bu formül halinde, yani leş, kan, Allah adının dışında domuz, hızır diye geçer Kur'an'da. Bu dört formül halinde. Bunun dışında haram yok mu? Yenmesi bir ayette de şöyle diyor. Bütün temiz şeyler helal, murdar ve pis olan şeyleri de haram kıldık diyor. İşte bunu hani bir ayette de şöyle diyordu. Allah'tan bir rahmet dolayısıyla insanlara yumuşak davrandın. Eğer katı yürekli olsaydın dağılır giderdi onlar. Öyleyse iş konusunda böyle ziraatte, veterinerlikte, tıpta, biyolojide, astronomide hangi konuyla ilgili bir ilim varsa o konuda onlarla diyalog kur, istişare et ve azmet ve yürü diyor. Zaten eşyanın dilinde, bak bu dün açıkladıydı bir balon balığı. Bu balon balığı şu en şiddetli insanı öldürenlerden 10 kat daha zehirliymiş. Balon balığı. Hani mezhepler demişler ki denizden babam çıksa gene yerim. İşte al size bu saydıklarının dışında haram olan şeyler. Niye haram hocam? Ya öldürüyor adamı ya. Öyle mantarlar var, zehirli mantarlar öldürüyor adamı. Öldürmüyor mu? Şimdi hocam şurada haram şu demek değil midir? İnsan hayatına, insan bedenine zararlı olan her şey haram değil midir? Aynen öyle. Yani bütün temiz şey, insana sağlıklı olan, faydalı olan şeyler helal, insana zararlı olan şeyler haram. Ama orada bir tek şeye ayırıyor. Allah adının dışında kesilmiş olan hayvan tertemiz olsa bile o yenmez diyor Allah. Hocam burada şeyleri sıralamış. Bunun dışında haram yoktur diyor. İşte o formülün dışında haram yok. O formülün içine giriyor bu. O hocam, saydığımız şeyler. Onları bir başlık olarak düşün. Tamam. Yani neyin başlığı? Mesela leş diyor, hınzır diyor. Yani kötü, zararlı yiyeceklerin başlıkları onlar. O başlık aynen. Altına zararlı olan ne varsa hepsi giriyor. Heh, işte. Leş dedi, kendiliğinden ölmüş hayvan yani. Leş dedi bu. Peki hınzır dedi. Efendim? Kan dedi. Nerede yazıyor hocam? Ya aynı ayette. Ya Maide suresi 3'te ya, yazar. Ama şarap diyor. O zaman rakı içebiliriz. He bak Mehmet hocam da söyledi bak. Onun işi yapılan bakın yılan zehri insan sağlığına zararlıdır ama onun bazı şeylerden geçirdikten sonra insan sağlığına faydalı bir hale getirip kullanabiliyorlar. Kanser tedavisinde şurada bunda vesaire. Şimdi ya başına baktığınız zaman ya şimdi düşünmemek lazım. Kur'an okuyan bir veteriner vardı. Uzun zamandır, 40 yıldır tanışırız. Benimle konuşurken ben o temiz gıda yani helal gıdada çalışıp helali helal olmayana ayırt ediyormuş. Dedim ki ben buna fare yenir mi dedim. Yenir dedi. Peki lağım faresi yenir mi dedim ben. Orada sustu. Ya lağım faresi. Burada aslında Kur'an ne diyor? İnsanın kötülükleri kendini kuşatanlar kafir oldular ifadesi kullanıyor. Yani çoğunluğu... Ben Abdülaziz Bayındır'ın ağzından kendim duydum. Lağım faresi dahi yenir diyor. Bak. Ben ya, duydum. Kendim ya, duydum. Ya, neden? Çünkü Bayındır sadece Arapçaya bakıyor. Arapçayı fetişleştirmiş. Evet. Ben kendim bizzat kendim duydum. Böyle canlı yanındaydım böyle. Ya. Getir bir lağım faresi. Getir bir lağım faresi. Kızar. Ver oraya. Ver buraya. Yer mesela biz köpek yiyor muyuz? Yemiyoruz ama Çinliler yiyor hocam. Kasabı var. Bak burada Süleyman hocam şunu anlamak lazım. Bak. Burada ayrıntıları
o konunun ilim adamlarına bırakacaksın. Yani o konuda insan sağlığını tehdit eden bir şey varsa onu yemeyeceksin. Kur'an'ın dediği bu işte. Hocam haram, haramdan bahsediyoruz. Ya haram olan zarar olan diyor Allah. Aç ayeti orada diyor ki bütün temiz şeyleri helal, murdar ve pis olan şeyleri de haram kıldım. İşte murdar ve pis olan şeyler hınzır kelimesinin içine giriyor. Bak kan kelimesini kullanırken, kan derken neyi anlatıyor Kur'an? Adam öldü, adam etine diyor kan diye. Ne diyor hocam? Adam etine, adam. Adam öldürmeye kan diyor Kur'an. At, kan diye yaz, araba motoruna bir bak. Allah cümlemizi. Kaldığımız yerden devam edelim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Burada bir video sohbetini daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyorum.